Merhaba dostlar. Bugün elimizde bulunan USB bellekleri açılmadığı zaman tamamen hard şekilde silmek için çözüm önerisinde bulunacağım. Denersiniz, mutlaka faydalı olacaktır. Çözümü de videomuzda arkadaşlar. Bunun için tam uyumlu bir yazılım kullanmamız gerekiyor. Bu yazılım da biraz sonra internetten şimdi indireceğiz hep birlikte. Orada göstereceğiz. Ancak bu sadece flash belleği silmek için gerekli olan bir yazılım arkadaşlar. Başka türlü yani açılmıyor ya da işte herhangi bir arızadan dolayı sıkıntı veriyorsa bu şekilde davranacağız. Bunun için gerekli bilgilerimiz işte gördüğünüz gibi Chip Genius isimli yazılımı indireceğiz arkadaşlar. Bunu da Google'dan şu anda arattırıyoruz. Evet, çıkan bölümden Chip Genius isimli yazılımı indireceğiz. Aynen takip edeceksiniz. Sırasıyla takip edelim arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra dosya zipli olacağı için dosyanın zipi açacağız. Parolasını hep birlikte gireceğiz arkadaşlar. usb.dev.ru parolasını girdikten sonra dosya açılıyor. Bildiğiniz gibi yine Rus destekli bir yazılım. Bu yazılımda amacı şu arkadaşlar. Flash belleğimizin gerekli bilgilerini buradan alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi flash belleğimizin çipin içerisindeki yazılıma ait verileri buradan alıp tekrardan Google'da bunu tanıtıp buna uygun yazılımı bulmamız gerekiyor. Evet, şu anda tanıtıyoruz. Flashboot.ru isimli Ruslara ait bir sitede işte görmüş olduğunuz dosya bölümünü işaretliyoruz. Buradan flash belleğimize ait veri buraya giriyoruz. Hangi yazılımın uygun olduğunu bize gösterecek. İki tane yazılım çıktı burada görmüş olduğunuz gibi şu anda. Benim flash belleğim hangisi uygun? Marka modelini ilk sıradaki olan. Evet. İlk sıradaki olan benim yazılımıma uygun. Onu indiriyoruz tekrardan. Bu dosyada zipli olacak. Evet, açalım. Aynen yazılım. Aha. Flash belleğim markası modeli buna uygun. Açıyoruz arkadaşlar. Evet, indireceğiz yazılımını. Bunu indirdikten sonra flash belleğimize bu yazılımı tanıtacağız. Evet, tıklıyoruz. Setup bölümünde bunu kuruyoruz. İşte yazılımımız açıldı arkadaşlar. Scan USB bölümünü bu şekilde tıklıyoruz. Burada bizim flash belleğimizi görecek. Aynen şu anda olduğu gibi işaretlemiş olduğumuz bölüme de bastıktan sonra flash belleğimiz tamamen silinecek. Bir başkasının eline geçip de farklı şekillerde açıp da verilerimizin eline geçilmesini istemiyorsak flash belleğimizi bu şekilde çok net bir şekilde siliyoruz. Evet, yeşil ok işareti çıktıktan sonra flash belleğimiz tamam. Bundan sonra tekrardan aynı şekilde kullanmaya devam edebiliriz flash belleği. Bu sadece silmek için gerekli olan arkadaşlar. Bunu hatırlatayım tekrardan. Farklı bir amaçla kullanılmıyor. Nasıl diyeyim? Derinlemesine bir silme işlemi gerçekleşmiş oluyor. Flash belleğimizi de bu şekilde silip tekrar kullanabiliyoruz. Yazılımın indirilme şeklini işte Google'dan, ondan sonra da yine ikisinin de aynı şekilde Rus yazılımlarında bizi takibe olduğunu devam gördünüz. arkadaşlar. Görüşmek üzere.